Özellikle din mevzusunda bazı konuları sorgulayınca, bazı meselelere biraz kafa yormaya başlayınca, bunları bazı insanlarla çevremizdeki yakınlarımızdan olan insanlar, bunlar genelde tabii ki kuşkusuz, tartışınca bu kişilerden şu tepkiyle karşılaşıyoruz. Sıklıkla yaşadığım bir mevzu artık burama geldiği için bunu artık dokümante ediyorum ve çok ciddi bir şekilde ele alıyorum. Bu şahıslar aynen şu şekilde konuşuyorlar genel olarak. Bu meselelerle uğraşmak iyi değildir. Yoldan çıkarsın. Bunlar tehlikeli konular. O kadar derine inme. Sapıtırsın. Yani derine inmekten ne kastediyor bu arkadaşlar? Düşündürücü. Derine inmek yani. Sen alim misin? Alimlerden çok mu bileceksin? Yahu ben sadece soru soruyorum. Yani soru sormak yasak mı? Ben öğrenmeye çalışıyorum. Bunlarla uğraşacağına Kur'an oku. Kaç kez hatmettin? Ve işin en enteresan yanlarından birisi de bu. Kendisine her yıl hatmettiği Kur'an'dan bir şeyler söylediğinde bu Kur'an'da var mı bile diyebiliyor kimi zaman bu insanlar. Kendilerinin aslında Kur'an'daki birçok şeyden haberi yok. Sadece Kur'an'ı Arapçadan okuyorlar, hatmediyorlar ve Kur'an hakkında neredeyse hiçbir malumatları yok. Çok enteresan bir durum. Bunu böylece bir not edelim. Bunlar belirli bir fikri yapıya sahip kişiler. Yani hepsinin bir kafasında bir cemaatvari bir oluşum var. Hepsi aynı yapıda konuşuyor. Yani aslında şu gördüğünüz yapı bunların hepsinde mevcut. Fakat birbirine karşı bunlar. Mesela A, B, C, D şeklinde 4 adet grup düşünün. Bunların hepsini siz söyleyebilirsiniz şu an. Bu videoyu dinleyenler bunların hep A, B, C, D'nin örneklerini verebilirler. Bunlar ne yapıyorlar? Birbirlerini tekfir ediyor. A, B'yi tekfir eder. B, D'yi tekfir eder. D, A'yı tekfir eder. A, C'yi yani hepsi birbirini tekfir ediyor bunlar ve bu tekfirleri esnasında diğer kısma işte sen sapıttın, sapık fırkasın, sen şurada gittin, sen şurada yoldan çıktın şeklinde düşüncelerle, yaklaşımlarla tekfir ediyorlar. En basit ve temel sorulara bile doğru dürüst cevap vermeyi beceremiyor bunlar. Ben bunlara de şunu demek zorunda kalıyorum. Yahu sizin kabul ettiğiniz kaynaklar neler? Yani siz Kur'an, hadis üzerinden gitmiyor musunuz? Evet, o zaman ne oluyor bir kere? En başta şu Kur'an ve hadiste bir şey yapalım. Yani sanki bulanık bir başka arayüz var. Ara bir kaynak var. Bulanık böyle buyurulmuş kaynağı. Büyüklerimiz böyle buyurmuşlar ama kim oldu? Kim söyle? Hangi hadis kitabı? Ha, kaçıncı hadis? Buhari'de mi? Yani biz de aynı yoldayız, aynı şeydeyiz. Biz de onları kabul ediyoruz mesela. Fakat orada bile bir ihtilaf açığa çıkıyor. Benim bir meselede farklı şey söyleyenleri dinleme hakkım yok mu? Cevap yok. Sadece bizim dediğimizi dinle, başkalarını dinleme yoldan çıkarsın. Pratik olarak ortaya çıkan tablo bu. Şimdi bir somut örnek üzerinden gidelim. Mesela ay yarıldı mı? Ay yarıldı mı konusunu, ay yarılma mucizesi konusunu ele alarak bir analiz yapalım hep birlikte. Evet, ayın yarılması konusunu şimdi inceleyelim. Darılmak yok, gücenmek yok, alınmak yok. Biz sadece burada mevcut bilgiyi beynimizin içine sokarak hakikati anlamaya çalışıyoruz. Şu an burada bütün kaynakları birlikte derinlemesine tarayacağız. Yani doğru adımları atarak, düşünerek, anlamaya çalışarak bize söylenen ve verilen datayı, bilgiyi inceleyeceğiz. Şimdi ben burada bir arama yaptım mesela ve başlıyorum bir yerden. Sorularla İslamiyet sitesi bilinen bir sitedir. Ayın yarılması mucizesini haber verenler o zaman hayatta mıydı? Bakın sakın şu hatayı yapmayın. Daha başlar başlamaz. O site güvenilir mi? Böyle bir hata yapmayın bakın. Çünkü birazdan göreceksiniz ne kadar detaylı analiz yapacağız ve kimle, bütün herkesi dinleyeceğiz. Yani dinlediğiniz ve datayı aldığınız zaman bu site güvenilir mi şeklinde bir yaklaşımın ne kadar basit bir yaklaşım olduğunu anlayacaksınız. Kaynağımız nedir? Kaynaklarımız Buhari, Müslim yani kütüb-i sitte hadislerdir öncelikle. Sonra tefsirler,
ve siyer olabilir. Yani burada şimdi tefsir ve hadis üzerinden gitme durumu söz konusu olacak. Ama özellikle hadis üzerinden gitme durumu söz konusu olacak. Buhari ve Müslim bu olayı Hazreti Enes İbn Abbas'ın yanında Hazreti İbni Mesud'dan rivayet etmiştir. Şimdi bu ifadeyi ben okuduğum zaman benim tabii ki ilk tepkim şu. Ben bu hadisleri bulmalıyım kendim. Yani Buhari ve Müslim'i açmalıyım ve bu hadisleri bulmalıyım. Şimdi bakınız, şuradaki şu arkadaşları birazdan dinleyeceğiz. Teker teker burada gördüğünüz bu şahısları dinleyeceğiz. Bu şahısların hiçbir tanesi, yani analizlerinde mesela hızlı bir şekilde konuşuyorlar belki, ama yani hiç kimse açıp da hangi hadis, hangi kaynak, yani tam olarak bir net bilgi vermiyor. Sadece yuvarlak hesap, özet bir bilgi veriyor. Belki de kendi açılarından aktarıyorlar çünkü hızlı bir şekilde cevap vermeleri lazım. Fakat biz burada detaylı girmek zorundayız bu analiz videosunda. Şimdi bu bağlamda ben hadisleri bulmak zorunda idim. Yani o hadisleri bulmak zorunda idim. Bu konuda şu durumu dile getirmek zorundayım. Maalesef Kütüb-i Sitte online dediğim zaman, Kütüb-i Sitte hadisleri ne ararsam araya tatmin edici bir Türkçe kaynağı maalesef hadis veri tabanına rastlayamadım, bulamadım. PDF şeklinde indirmeye çalıştım. Aslında belki biraz uğraşılsa başka sitelerde bir yerlerde bulunabilir. Fakat olmadı, bulamadım. Yani Türkçe kaynakta bulamadım. Velhasıl şimdi İngilizce bir site, sünneh.com İngilizce sitede buldum. Şimdi hani bu, hani diyorsunuz ya, yok efendim güvenilir mi değil mi? Bakın, size orijinal hadisin kendisini şimdi okuyoruz. Artık olay bitti. Artık o iş bitti yani. Öyle güvenilir mi değil mi? Bu kaynak kim? Bu kim? Bunu kim dedi? Onlar bitti. Direkt hadis. Şimdi bu ne demek? Ben burada ayın yarılması şeklinde bir arama yaptığımda ayın yarılması ile ilgili hadisleri burada buldum. Şimdi bunu şu arkadaşın, bu arkadaşın şu an demin okuduğumuz şuradaki data ile birlikte kıyaslama imkanım var. Velhasıl hızlı geçiyorum çünkü bu videoda amaç farklı. Konuyla ilgili yaptığımız o şekilde işte öyle başladık yolculuğa. Yaklaşık işte bir gün, bir buçuk günlük. Saate vurursak 5-6 saatlik. Yani sizin işte bir futbol maçınız 90 dakika mı, 100 dakika mı tutuyor? 2-3-4 futbol maçı kadar. Onu da onunla kıyaslıyorum ki hani derseniz niye böyle uğraşıyorsun? Yani bir futbol maçı izlendiği zaman bu sorgulanmaz. Niye futbol maçı izleyerek zaman kaybediyorsun? Onun yerine bununla uğraşıyorum. Şimdi bu çalışmanın sonucunda açığa bir veri tabanı çıktı. Bir havuz, bilgi havuzu oluşturdum. Ve bu bilgi havuzunun sonucunda artık olaya tıpkı bir dağın tepesinden bir şehre bakarcasına, yani şehrin bir sokağının içerisinden bütün şehir hakkında yorum yaparaktan değil de bir tepeden bütün şehri görürcesine artık bakma imkanına kavuşmuş durumdayım. Böyle yapmakla ne yaptım? Biraz derine daldım. Öyle gözüküyor ki. Fakat bu bana zararlı mı oldu? Sapıttım mı? Ne oldu? Yani bunun bana zararı nedir? Şimdi ben bu çalışmada mesela ayetten başlayarak, ki bunları ayrı bir videoda ayrıca ele alacağım. Yani ayın yarılması mucizesi şeklinde ayrı bir video yaparak burada kısa geçmem lazım. O videoda bunu detaylı bir şekilde ele alacağım. Ayetten başlayarak evvela, ondan sonra hadisleri komple ele alarak, orada gösterdiğim gibi bütün hadisleri konuyla ilgili buraya not ederek teker teker Buhari, gördüğünüz gibi Müslim, Tirmizi ve ravileri çıkararak Enes bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mesud ve bu ravilerle ilgili, bu ravilerin rivayetleriyle ilgili görüşleri de burada İslam Ansiklopedisi'nden de başka kaynaklardan da, mesela gerek şu sorularla İslamiyet, gerek şu diğer sorularla İslamiyet, diğer başka bir sorusuna cevabı. Aynı zamanda şöyle bir burada da aynı mevzu işleniyor sorularla İslamiyet'te. Elmalı'nın tefsiri var. Orada doçent doktor Salih Geçit'in yazdığı şu yazı ve artı bakın şu tip şeylerde, bu tip yazı, bu tip sitelerde dahil, yani bunları da okuyarak
Ve asıl önemlisi şurada bir tane önemli bir evet şu makale çok önemli. Şu makaleyi de okuyarak bu konuyla ilgili bütün kaynakları yani görüşleri, tefsir, yorum farklılıklarını dikkat ederseniz bir veri kafamda bir manzara oluşturdum ve burada şunu görüyorum bakın çok enteresan. Ayın yarılması meselesinde zaman mefhumu yerine olayın gelişmesi şekli üzerinde farklı değerlendirmeden müfessirlerden Gazzali, Muhyiddin-ül Arabi, Dihlevi ve Kamer ayetinde zikredilen inşikak-ı kameri gerçek bir yarılma olarak görmemektedirler diyor. Mesela bak şimdi. Bunu gördük. Bu tarz ince bilgilere vakıf oluyoruz. Yani siz mesela diyorsunuz ki kesinlikle bu doğrudur. Bunda hiçbir şüphe yoktur diyorsunuz burada. Oldukları akşam bu olmuştur. Böyle bir vakıa ayın dörtte ikiye bölünmüş görüntüsü ümmeti Muhammed'in inandığı Kur'an'a dayanarak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bilgilerine dayanarak inandığı gerçeklerdendir. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Diyorsunuz, inandığı gerçeklerdendir diyorsunuz, mütevatir diyorsunuz. Yok. Bir tarafta yanında her ayın katkı o. Hadis Bak, bak. Ne diyor? sahibi. Doğru mu? Ne diyor? Hadis sahibi. Hiç şüphe yok diyor. Bak, Peki hadis nasıl sahihtir diyor. ihtilal dağının diye yaptığı tarafta yanında her ayın katkı. Şimdi bunu böyle söylüyor. Hangi hadis sahihtir? Evvela bir kere o soru. Ondan sonra buraya geliyoruz. Bakıyoruz ki mevkuf olduğu anlaşılmaktadır. Mesela Abdullah bin Ömer'den gelen rivayet Buhari tarafından tahric edilmemiş. Sadece Sahih Müslim'de yer almış. Ebu Bekir İbni Arabi'nin rivayeti munkatidir. Ne demek munkati? Senedinde kopukluk bulunan her çeşit rivayet senedinde kopukluk var. Yani mesele o kadar 3 adet ravi var. Bir de şuraya bakın. Şunu hızlandırayım. Burada çok önemli bir mevzu var. Yani bazıları ilişkilendiriyor, bu hadiseyi anlatıyorum diye. Bir iki rivayette geçen bir durum bu. Fakat yani ben şahsen çok emin değilim bu konuda. Çünkü rivayet bir ya da iki tarik ile en fazla. İbn Abbas bildiğim kadarıyla ravilerimizden bile. Bir veya iki tarik ile diyor. İbn Abbas diyor. Doğru söylüyor. Halbuki böyle bir hadiseyi, yani antites, karşı tez yine hadis ilmi içerisinde daha fazla kişinin bize rivayet etmesi beklentisini seslendiriyor. Daha fazla Bu çok kişinin makul bence. rivayet etmesi gerekir. Sen şimdi böyle konuşuyorsun, hadis sahihtir. Yani o kadar kesin konuşuyorsun ki. Yani inanılmaz yani bu şekilde bir söylemi. Gökteki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanındaki mucizelerinden biri olarak gerçekleşmiştir. Bu böyle siyer kitaplarında bir kenarda bir bilgi çeşidi değildir. Allah Allah. Müslümanların ta o günden bugüne kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biri olarak bilip inandıkları bir şeydir. Çok enteresan. Yani öyle diyorsun da bakıyoruz buraya. Burada gördüğümüz şey 3 adet sahabe ve doğum tarihlerine falan baktığın zaman bu hadise hicretten 622'den 5 sene önce gerçekleştiği görüşü var ve Enes bin Malik'in doğumu 612. Yani burada öyle görüşler var ki bu şey çocuk yaşta yani 5 yaşında falan. O zaman diyor bakalım şurada hemen okuyayım şu çok önemli. Hicretten önce Mekke'de vuku bulunan söylenen o sırada 4-5 yaşlarında bir çocuk olan Enes'in Medine'deyken olayın görmesinin mümkün olmadığını bu sebeple İbn Abbas'tan rivayeti bu mürsel yani çok enteresan bir manzara açığa çıkıyor. Yani siz burada bir inancı bir nevi hani şimdi vatandaş ne yapıyor? Bakın, bizim bir zorluğumuz var burada. Biz ne için uğraşıyoruz? Bak şunun için uğraşıyoruz biz. Şunun için uğraşıyoruz. Bak şimdi genç çocuk şimdi ne yapmış? Şimdilik 5 noktayı bildim. Ortamında da bana bir soru yöneltti. Gerçekten ben hem soruyu çok düşündüm, hem soru beni şaşırttı, hem beni daha çok araştırmaya sevk etti. Soru Şahlı Kamer'le alakalıydı. O zaman bana bir soru diyor. Demişti ki, ben şimdi sen diyorsun ki Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, ben senin peygamberim. Ali'nin ikiye yardığını soruyorsun. Ama
bunu hiçbir tarihi kaynak geçmemiş. Ne İngilizlerin kaynaklarında, ne Çinlerin kaynaklarında, ne Fransa'nın kaynaklarında, ne Batı'da, ne Doğu'da hiçbir tarihi kaynak bunu nakletmemiş. Yani eğer böyle dehşetli bir hadise olsaydı, bütün insan değil mi? Yani gerçekten böyle bir olay gerçekleşmiş. O zaman bazı kanunlar ya da farklı kanunlar bundan bahsetmesi lazımdı. Yani gördüğünüz gibi vatandaş bir kafasının içerisinde bir bunalım yaşıyor burada. Siz bunu diyorsunuz ki inanacaksın buna. İnanmazsan sen imanın gitti. Sen ne biçim Müslümansın? Adama bir imani mertebede bir nevi saldırı yapıyorsunuz. Açıkçası ben de bu saldırıya maruz kalan bir insan pozisyonundayım. Çünkü neden? Ben de evet sorguluyorum, kafama takılıyor. Yani bu, biz buna inanacağız. Bizim zaten inandığımız bir sürü mevzu var. Kızıldeniz'in yarılması, bunu görüyoruz ve kabul etmiyoruz değil mi bazı şeyleri? Fakat her önümüze gelene de şeksiz şüphesiz inanacak mıyız? Ta Kur'an'daysa inanacağız. Tamam ama Kur'an'daysa mecbur orada kesin olarak yazıyorsa inanacağız. Fakat orada kesin olarak yazmamasına rağmen, bunun bir yorum olmasına rağmen, bunun bir de mütevatir diyorsunuz. Mütevatir falan da gözükmüyor burada. Bakıyoruz, inceliyoruz. Yok öyle gözükmüyor. Niçin insanı o zaman zorluyorsunuz? Neden şöyle demiyorsunuz mesela? Bu kadar büyük bir mesele değil demiyorsunuz. Aksine çok enteresan bir yaklaşım. Bir dağının ya yarısı bir tarafta, yarısı bir de yer ayın iki yarısı arasında gördüğünüz gibi mütevatir o zaten. Bakın mütevatir dedi. Yani ne demek? Birçok sahabe öyle reddi mümkün olmayacak şekilde. Yani bu mu yani? Birçok sahabe tarafından reddi mümkün olmayacak. Bizim buradaki analizde çıkan sonuç neredeyse tek bir sahabeye gidiyor olay. Tek bir sahabeye. Yani orada da hadisi okuduğunuz zaman hadis burada, hadislerin hepsi burada. Hadislerin hepsi burada. Ve geliyor mesela ne diyor? Haddetena Umar ibn Hafs haddetena Ebi haddetena al-Us A'meş haddetena İbrahim an Ebi Ma'mer an Abdullah. Son şey Abdullah. Radıyallahu an gale şakkal kamer. Dedi ki ay yarıldı. Bu kadar. Hadis. Sonra devamında yine İbn Abbas, yine bakın Buhari 3871 3638 yine aynı şekilde haddesena Halif ibn Halid. Şimdi burada da nakil burada farklı bir ravi zinciri üzerinden, burada da yine farklı bir ravi zincirinden İbn Abbas geliyor. Bakın burada An İbn Abbas radıyallahu an, yine İbn Abbas'ın üzerine dayanarak Ennel kameren şakka fi zamanin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi zamanında ay ikiye yarıldı. Yani diğer hadiste ne eklendi? Ennel kameren şakka fi zamanin Nebi eklendi. Yani burada neydi? Kalen şakkal kamer. Dedi ki ay yarıldı. İkinci öbür hadiste ne diyor? Ennel kameren şakka fi zamanin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci hadis bu. Bu şekilde durum bu. Yani tamam, devamı bu analiz videosunda, diğer analiz videosunda daha da detaylı bir analiz yapacağız bu konuyla ilgili. Şimdi burada kısa kesmek istiyorum. İşte şimdi ne oldu? Ben bu analizleri yaptım. Bütün bu insanları dinledim. Şimdi gelelim buraya. Ne oldu? Şimdi öncelikle benim kendi cahilliğim burada ne ifade ediyor? Ben bu bilgi vermedim. Bilgi aldım ben. Bu insanlardan bilgi aldım. Gittim açtım. Teker teker hepsini okudum. Günahkar olmam ne ifade eder? Ben büyük bir günahkar olabilirim. Fakat bu bilgi benim günahkarlığımdan etkileniyor mu? Orada yazan şey değişiyor mu? Yani şimdi mesela şurada İslam Ansiklopedisi'nde, yani bu İslam Ansiklopedisi demek değil bu. O da orada İmam Gazali'nin görüşünü söylüyor. Hasan Basri'nin görüşünü söylüyor. Mesela Hasan Basri. Değişecek mi bu benim? Ben mesela diyelim dün günahkar değildim, bugün günahkarım. Bilgi değişti mi? Değişmedi. Yani benim günahkarlığımı niye bu işin içine katıyoruz? Ben hatta ve dahi sen artık meseleye farklı bakıyor musun bu olaydan sonra? Umarım, yani inanıyorum ki sen de şaşırmışsındır. Yani bunu gördüğün zaman inanıyorum ki sen de şaşırmışsındır bu dataları gördüğün zaman. Alim olarak kabul ettiklerinin dahi konuya ne derece farklı yaklaştığını gördün mü? Evet. Yani burada mesela örnek veriyorum, bazı alimlerin, Hasan Basri'nin ve İmam Gazali'nin meseleye
Muhyiddin Arabi ayın yarılmasının bakan kimsenin başkasında meydana gelen ihtimalini ortadan kaldırmadığını beyan ediyor. Şu halde ona göre bu mucize yalnız insanların bakışlarında vuku bulması da muhtemeldir gibi. Gördüğün gibi. Şeyler. Nasıl farklı yaklaştığını gördün mü alimlerin? Yarım saat dinledin, ne kaybettin? Yani bu meselelere ilgilenme, girme, düşünme, kabul et. Yahu bir şey yap, 10 yaşında iki söz işitip ömür boyu onu hak belirlemek mi daha iyiydi? Yani sen 10 yaşında duyduğun onu ya da 10 yaşından beri aynı şeyi dinleyip dinleyip duruyorsun. Hiç bu şekilde bir analizin içine girmeden kabul ediyorsun, eyvallah diyorsun, öbür tarafa da böyle gideceksin yani. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Gördün işte İmam Gazali'nin, Hasan Basri'yi, bir sürü farklı bir bu hadisin, bu yani hadisenin 3 tane hadise dayandığı, onu da diğer bir doğuda çok daha güzel göreceğiz. Bütün bu hakikate gözünü kapatmak cahillik ve batıl değil mi? Son mesajı veriyorum. Bu meselelerle uğraşmak demek, düpedüz uğraşma demek, düpedüz cahilliği teşvik etmek demektir. Böyle bir tavsiye olmaz. Böyle demek yerine siz de oturun çalışın. Hadiselerin 300'üne vakıf olmaya uğraşın. Bundan size zarar gelmez. Eğer imanınız iki şeyi işiterek zedeleniyorsa bu nasıl bir imandır? Bu nasıl bir imandırı şuradan bol yapalım mı? Bu ancak körü körüne imandır. Körü körüne iman, körü körüne iman. Bak kırmızı bol yapıyorum. Bak kırmızı bol. Bu şekilde her türlü saçmalığa da iman etmek mümkündür. Ve bunun örnekleri de yeryüzünde mevcuttur. İşte ya Hinduizm'dir, Budizm şeydir. Yani şimdi girmeyelim. Her birini söylediğim anda ona bize hakaret etti diyecek. Yani ya arkadaş inceliyorsun yani olmuyor yani. Anlıyor musun? Ne yapayım ben yani? Ne yapayım yani? Yani Apollo'ya mı şey yapayım? Yani Zeus, Meus bunlara mı şey yapacağım? Yani Herkül, Merkül geldi, yok bilmem oldu. Yunan mitolojisine mi iman edeceğim mesela? Saçmalıkları iman edenlerden olmamak esastır. İşte meselenin özü de budur. Bu videoyu da burada sonluyorum. Her ne kadar sülücü lisan ettiysek affola. Ayın yarılması mucizesiyle ilgili detaylı video ise öbür video olacak. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim ve selam.